Güney Kore Cumhuriyeti Başbakanı Lee Nak-yon'un daveti üzerine Kore Cumhuriyeti'ne bir resmi ziyaret gerçekleştireceğiz. Ziyaretimizin Türkiye ile Güney Kore Cumhuriyeti arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasının 60. yıl dönümü, aynı zamanda Türkiye Güney Kore Kültür Yılı olarak kutlanmakta olan 2017 senesinde gerçekleştirilmesi ayrıca önem arz etmektedir. Bu ziyaretim esnasında Kore Cumhuriyeti Başbakanı ile kapsamlı baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştireceğiz. Ayrıca Cumhurbaşkanı Sayın Moon Jae-in tarafından kabul edileceğim Ulusal Meclis Başkanı Jong Si-gyun ile de ayrıca bir görüşme yapacağız. Görüşmeler esnasında ikili siyasi, ekonomik, ticari, kültürel işbirliği konuları kapsamlı bir şekilde ele alınacak. Terörle mücadele, düzensiz göç meselesi başta olmak üzere Orta Doğu ve Kuzey Kore'deki gerginlik gibi güncel, bölgesel ve uluslararası konuları da görüşmüş olacağız. Bu ziyaret vesilesiyle Seul Büyükelçiliğimizin yeni hizmet binasının açılışını da gerçekleştireceğiz. Aynı şekilde Güney Kore'de mukim vatandaşlarımızla da bir araya gelme fırsatımız olacak. Türk şehitliğinin de bulunduğu Busan şehrinde Kore Anısal Mezarı'nı da ziyaret edeceğiz. Bu çerçevede Kore şehitlerimize temsilen bir şehidimizin yakını da bizimle beraber olacak. İlişkilerimizin 2012 yılında imzalanan bir anlaşmayla stratejik ortaklık seviyesine çıkarıldığı Güney Kore'de özellikle son yıllarda ekonomik işbirliği potansiyelimiz artarak devam etmektedir. Türkiye'nin önemli büyük projelerinde Güney Kore firmalarıyla kapsamlı işbirliği gerçekleştirmekteyiz. Hem Çanakkale 1915 köprüsü hem de aynı zamanda Avrasya Tüneli ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü gibi köprülerde Güney Kore'nin önemli altyapı şirketleri yer aldılar. Ayrıca elektrik alternatif enerji konusunda da Türk özel sektörüyle Güney Kore kapsamlı işbirliği gerçekleştirilmektedir. İkincili ticaret hacmimizin arttırılmasıyla beraber ticaret dengesinin Türkiye'nin lehine geliştirilmesi de konularımız arasında yer alıyor. Bu çerçevede Güney Kore'nin küresel büyük şirketlerinin yöneticileriyle de toplantılar yapacağız. Bizim beraberimizde ayrıca Türkiye'den Kore ile iş yapan firmalarımızın yöneticileri, temsilcileri de bu seyahatte iştirak etmiş olacaktır. Seyahatimizin memleketimiz için, ülkemiz için, milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Ve sorularınız varsa onu alalım. Taşeron olarak çalışanların kamuda kadroya alınması, daha doğrusu sürekli çalışan hale getirilmesi yönünde Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığımız, Maliye Bakanlığımız ve İçişleri Bakanlığımız, diğer ilgili bakanlıklarımızın yaptıkları çalışmalar tamamlandı ve bu konudaki düzenleme
son şeklini aldı. Esas itibariyle şu kadarını söyleyeyim. Bu statüde çalışan yüz binleri ifade edeceğimiz kişilerin kamuda işçi statüsünde süresiz sözleşmeli olarak çalışmasını öngören bir düzenleme gerçekleşecek. Bununla ilgili detayları 12 maddeden oluşuyor düzenleme. Detayları Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanımız bugün, yarın, bu hafta içerisinde ilgili taraflarla, kamuoyuyla paylaşmış olacak. Ayrıca muhtemelen yarınki grup toplantımızda da Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuya değinebilir. Teşekkür ederim. Evet, enflasyon oranı üçüncü çeyrek değil mi? Üçüncü çeyrek oranı mı? 11. ay olarak, 11. ay açıklandı. Dolayısıyla bu oran beklediğimizden biraz yüksek geldi. Genel olarak yılın ilk ikinci yarısından itibaren enflasyonda yukarı doğru bir kıpırdanma var. Bunun geçici bir durum olduğunu düşünüyoruz. Ve Aralık ayındaki oranın bundan daha düşük olacağını öngörüyoruz. Ve 2018'de fevkalade bir durum olmazsa bu oran daha da düşecek. Şimdi iki tane temel sebep ön plana çıkıyor. Bir tanesi yüksek büyüme olduğu zaman enflasyonun biraz yukarı seviyede olması mümkün. Yani yüksek büyümeyi hedef aldığınız zaman enflasyon yukarı doğru hareketleniyor. Bu bir. İkincisi, tabii son birkaç ayda küresel finans piyasalarında yaşanan, özellikle de gelişmekte olan ülkeleri yakından ilgilenen kur hareketleri ve buradaki dalgalanmalarda kısmen enflasyon oranına etki ediyor. Bütün bunların dikkate aldığımızda önümüzdeki sene hedefimiz enflasyonu olabildiğince mümkünse tek haneli bir orana düşürmek yönünde olacaktır. Bu yönde de bazı önemli kararlar almış olacağız. Bunların çalışmaları da devam ediyor. Teşekkür ederim.